Gel. Gel gelin hanım. Sen şimdi niye burada konuşmak istediğimi merak etmişsindir. Burası benim mahremim. En az burası kadar savunmasız yakaladım beni. Bir de evin en emniyetli yeri burası. Esma, benim sizi yakalamak gibi niyetim yoktu. Şahit olmuş bulundum ki tercihim olsa, inanın şahit olmayı tercih etmezdim. Ama görmüş oldun. Yani. Ne yapmak var aklında? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok aklımda. Gerçekten. Ki bence zaten başka birinin ilişkisine karışmak son derece hadsiz bir şey. Bu cevapla da bir fırsat değerlendirmesi yapıyorsun yani, öyle mi? Esma Hanım, bakın ben hiçbir zaman sizi karşı taraf olarak görmedim. Gerçekten söylüyorum, bunun samimiyetini inandırmamış olabilirim. Ama bu böyle. Benim tek yapmak isteyeceğim şey bir şekilde size yardımcı olabilmek. Bu kadar. Umarım niyetimi de iyi anlarsınız. Sizi yargılamak ya da kendinizi köşede sıkışmış hissediyorsanız üstünüze gelmek değil amacım. Bunca yıl ben sana ne yaptım da benimle bir türlü yenişemedin ha Kıymet? Ha? Gittin düşmanıma bel bağladın. Ya ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Mektupları Esma'ya vermenden bahsediyorum. Hangi mektuplar? Bir içliden çıkartma Kıymet. Beni delirtme, salağa da yatma. Kızınla bu eve ilk defa sen geldin. Esma'yı da tanıyan sizsiniz. Bana bağırma. Ne demek istediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Bu eve casusluğa geldin kızınla. O koliyi orada sen gördün. İçindekilerin de ne olduğunu gayet iyi biliyordun. Ya neden bahsettiğini anlamıyorum, bilmiyorum. Hayatını bir yalan üstüne kurmasaydın, şimdi bu kadar sıkıntıda kalmazdın. Seni hep uyardım. Ya bir kardeş olarak elimden geleni yaptım. Bak gene uyarıyorum. Esma'nın eli kolu uzundur. Neyin peşindeysen bunu da hesaba kat. Oğlun için de kendin için. Bu ailenin adı için sana söylediğim şeyler benim için de fazlasıyla geçerli. Nasıl görüyorsun bilmiyorum ama bizim Garip'le benim farklı bir hikayemiz var. Yoksa bu yaşta hayatıma birisini alacak değildim. Hiçbir zaman hayatımda prensiplerimden taviz vermedim. Bundan sonra da verecek değilim. Öyle gizli saklı iş çevirecek falan da değilim. Ona da niyetim yok. Ailem için bu kadar önemli bir konuda doğru kararı verebilmek için zamana ihtiyacım vardı. Evet. Sonra oğullarımla bunu paylaşabilmek için de biraz zamana ihtiyacım var. İşte bu kadar. Esma'nın sevmenin yaşı yok ki. Ayrıca bunda utanacak da bir şey yok. Siz çok güzel, çok özel bir şey yaşıyorsunuz. Ben sizi tanıdığım için kendinizi ne kadar yeneceğinizi tahmin edebiliyorum az buçuk. Ama yapmayın. Gerek yok. Ben sizin için sadece mutlu olabilirim ki çok mutlu oldum.
Yani büyüklük taslayarak beni ezmeyi düşünüyorsun, öyle mi? Hı? Esma Hanım. Esma Hanım, bakın hayat zaten sizi hırpalamış yeterince ki bu kadar güçlü bir savaşçı olmuşsunuz. Ama aynı hayat tuhaf bir şekilde bize hediyeler de veriyor. Önemli olan o hediyeleri alabilmek. Mesela siz oğullarınızı mutlu etmek için kendinizden vazgeçmek yerine kendinizi fark etseniz daha mutlu olabilirler. Mesela o piyano çaldığınız anlardaki gibi kendinizi bir bıraksanız. Esma Hanım, karar verirken bunları da düşünün, olur mu? Her zamanki gibi senin için konuşmak kolay gelin. Sen o kahvaltıda yoktun. Onun için ne laflar ettiğini de bilmiyorsun herkesin. Bir kaşık suda garibi boğmak için yer arıyorlar. Neredeyse Osman bile. Esma Hanım, taş büyük ya da küçük fark etmez. Atıyoruz ya suya. O su böyle halka 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 oluyor. Sonra o halkalar geçiyor, dümdüz oluyor. Hiçbir şey olmamış gibi oluyor tekrar. Yani bir şekilde su kavuşuyor, değil mi? Yeter ki siz taşı atacak cesareti bulun. Alışmak zorundalar. Çocuk değil onlar artık, koskocaman adamlar. Bir şekilde kendi duygularını zapt edecekler ve sizi anlamak zorundalar. Garibe neler yapabileceklerini de düşünmeyeyim, değil mi? Tamam Esma Hanım, bakın Faruk bende. Ben onu ikna ederim bir şekilde. Zaten sağduyusu çok yüksek. O da diğerlerini ikna eder. Esma Hanım, siz hayatta belki ilk defa gerçekten mutlu olabilecek bir fırsat buldunuz. Bakın bunu kaçırmayın. Sonra sizin çocuklarınız bunun vebalini ödeyemez. Hatta siz bile kendinize bunun hesabını veremezsiniz. Cesaret. Aşk olsun. Hiç haber de vermiyorsunuz. Sen adayla ilgileniyordun. Biz de ses etmedik. Biz de tam çıkıyorduk. Sen yıkamayacak mısın Süreyya? Ha yok ya, bana sıcak geldi. Öyle bir duş yapacağım ben. Ne zaman gideceksin peki akşam? Nereye? Nasıl, senin haberin mi yok? Ay, pardon. Burcu aradı ya bizi. Ailenin gençleri olarak bizi davet etti yemeğe akşam. Hayır, yok haberim. Ay, pardon ya. Osman'a söylemesen yine de, tamam mı? Kızcağız sürpriz yapacakmış ona. Haber verir herhalde diye düşünüyorum. Tamam tamam, arar onu. Hadi, bana çok sıcak bastı. Hadi, yoruldum artık. Yardım et.